24 yıl geçti. Yazdıklarıyla, yaptıklarıyla, yaşamı boyunca verdiği mücadeleyle Uğur Mumcu için kullanılabilecek en uygun tanım halkın vicdanı sözcüğüdür. Mumcu, yolsuzluk ve yoksulluktan arınmış, tam bağımsız Türkiye ideali için halkını aydınlatmaya çalışmıştır. Ancak üzerine gitti, siyaset, tarikat, ticaret ile simgelenen şeytan üçgeninin kurbanı olmuştur. 24 Ocak'ta, geçmişte, 1980 yılında Türkiye'nin ekonomik modelinin batılı emperyalistlere çevrildiğinin bir yıl dönümü. Bir diğer 24 Ocak, az önce genç arkadaşımızın da bahsettiği gibi kalpaksız kuyruğacı, büyük Türk, büyük Kemalist Uğur Mumcu'nun aramızdan ayrılışının yıl dönümü. Kapı kapı gezeceğiz. Bütün elleri sıkacağız. Güzel Türkçemizle, güzel duruşumuzla getirilmek istenen modelin ne olduğunu anlatacağız. Bu model bir cumhurbaşkanlığı sistemi değildir. Bu model demokratik parlamenter sistem modeli değildir. Bu model sadece ama sadece tek adamlık modelidir. İçerisinde hiçbir demokratik temayül içermez. Bir kişi, siyasi partisi ne olursa olsun, dünya görüşü ne olursa olsun, ulusal egemenliği tek başına temsil edemez. Bir kişi, tek başına milletin seçtiği meclisi feshedemez. Bir kişi, demokrasinin altın kralı olan erkler ayrılığını bozamaz. Yüksek yargıyı atayamaz. Hakimler ve savcılar kurulunu tek başına değiştiremez. Bu model ülkemizin kim tarafından yönetileceğinin belirlenebileceği bir model değildir. Bu model ülkemizin nasıl bir şekilde yönetileceğinin belirleneceği bir modeldir.